Fatime Hanım, hastalığın teşhisi ne zaman konuldu? 2005'te Mayıs ayında. Evet. Burada ameliyat o zaman konuldu. 5'inde. İlk olarak Erzincan'da mı teşhis konuldu yoksa Atatürk Üniversitesi'ne gittikten sonra mı? Burada olabilir dediler. Evet. Orada da kesin teşhis konuldu Erzincan'da. Peki hastalığın tedavisi için neler yapıldı? Ferman yapıldı. Evet. Ferman başına. Evet. Röme yaptı. 9 ay sonra. Evet. Şu 2006'nın Şubat'ın birinde. Evet. Daha sonra bir ameliyat geçirdi o zaman yine. Ondan sonra 2 ay tedavisi gördü. Tedavisinden sonra kulaklarını etkiledi. Duymadı. Ağrı yaptı. Şiddetli ağrı yaptı. Şimdi de 2 ay da Erzurum'da yattı. İşte bizden aşağı tutmadı Erzurum'da yatarken de. Kireçleme dediler, ferç dediler. Şimdi yarın da gidecek şey İstanbul'a işte. Orada bakacağız ne diyecekler. Peki... İşte yapmadılar ya şimdi. Üç kuvvet şey yapmadılar. Hastalığı yenilemiş. Hastalığı yenilemiş. Yeniden ödeme yapmış. Peki Fadime Hanım, şüphesiz bu tedavi süresi içerisinde evinizde başka çalışan yoktu. Geçiminizi nasıl sağladınız? Geçimimizi vakıftan yemek aldım, ekmek aldım. İşte yani doğrusu kimsenin karşısına gelip de bana ekmek bu ihtiyacım var demedim. İşte sağdan soldan duyanlar, eş dost yardım ettiler öyle. İşte bu zamana kadar geldim. Enes, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Defter. Niçin? İnsanları iyileştirdim. Peki baban için şu an ne yapılmasını istersin? İyileşmesini. Baban iyileştikten sonra onunla neler yapmayı istiyorsun? Oyun oynamayı istiyorsun. Seçim, teyzeciğim, ne yapıyorsun?